Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu baştan söyleyeyim. Bu bütçeyle tarihin en büyük kaynak transferini yapan iktidarınızla halkımızdan alıp bir avuç yandaşınızı zengin etmekteki ustalığınızı gösterdiniz. İktidar olarak hazırladığınız bu son bütçe 16 Ekim'de geldi. Aradan geçti iki ay sadece ve bu iki ay içerisinde Yüce Meclis'e gelip yürürlüğe geçmeden maalesef bütçe iflas etti. Gemiyi batırdınız ve konuştukça da batırdığınız gemiyi kurtarmak bir yana dursun, dibe oturması için de büyük gayret sarf ediyorsunuz. Zamlarla, hayat pahalılığı ile vatandaşın bütçesini de batırdınız. Değerli arkadaşlar, sadece iki ay içerisinde akaryakıt ürünlerine, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 18 defa zam geldi. Bugün de bu gecede bir tane daha geliyor. Yani asgari ücret açıklandı, tamam, ancak zamlar üstüne binip duruyor, başlamadan eriyor. Zamlarınız da vatandaşımızın cebinden bir depo benzin için 150 liradan daha fazla parayı almış oldunuz. Avrupa'ya örnek gösterip en ucuz akaryakıt bizde diyerek halkımızı da pembe tablolarla kandırmaya, inandırmaya çalışıyorsunuz. Enerji Bakanı akaryakıt fiyatlarıyla ilgili örnekleri verirken ne asgari ücret oranlarını ne satın alma paritelerini hiçbirini kale almıyor. Fiyatları söylüyor. Avrupa'da en yüksek fiyat olan Hollanda'da 2 avro olduğunu söyledi. Ve dedi ki bir aylık asgari ücrette ki bir önceki asgari ücret şimdi zam geldi. Asgari ücrete zam geldi ama hemen akaryakıta da zam geldi. Daha zammı Ocak ayının sonunda vatandaşımız almadan bedelini ödemeye başlamış oldu. Şimdi vatandaşlarımıza doğruları net, açık olarak söylememiz gerekir. Hesabı birlikte de yapabiliriz. Bakın, ele geçen, bugün ele geçen bu yeni asgari ücret 30 Ocak'ta yeniden ele geçecek. O zaman gelen zamlar üst üste geldiği zaman bakalım akaryakıt fiyatları nereye gelecek? Bugün itibariyle 271 litre benzin alınıyor ve açıkladığınız Avrupa fiyatları da söylediğiniz en pahalı fiyat olarak gösterdiğiniz Hollanda'da 850 litre alınıyor. Yani bizden 3 kattan fazla. Şimdi bu ucuz akaryakıt değil. Bu ancak kendinizi kandırmak. Çünkü vatandaşımız gidiyor akaryakıt kuyruğunda parasını ödüyor ve bedelini de ödüyor. Bizdeki asgari ücretle 850 litre almak için asgari ücretin 8850 olması gerekiyordu ki vatandaşın sizin söylediğiniz Hollanda'daki aynı rakama gelsin. Şimdi örneklere devam edelim. Yine Enerji Bakanı Avrupa'da en pahalı elektrik İngiltere'de dedi ve Türkiye'deki asgari ücretle alınan rakamı söyledi. Ardından da İngiltere'de 4450 kilowatt saat bir asgari ücretle. Geçiyoruz. Bu mu ucuz elektrik diye sormak var. Enerji Bakanı en pahalı ülkeler içinden dediği ülkelerden bile ucuz. Avrupa ucuz. Satın alma gücüne göre, satın alma paritesine göre. Gidelim bir fabrikaya isterseniz soralım sanayiciye. Diyelim ki elektrik, doğalgaz ucuz mu? Veya gidelim bir akaryakıt istasyonuna soralım vatandaşa. Akaryakıt ucuz mu? Gidelim emeklimize soralım. Piknik tüpü, mutfak tüpü, elektrik ucuz mu diye soralım. Askeri ücretlimizin evine gidelim. Vatandaşımıza bakanın kısın dediği kombiyi yakmadığını bir soralım. Arkadaşlar, kara kış dedik, kara kış geldi. Vatandaşımız kombiyi yakmaya korkuyor. Karadeniz'de doğalgaz müjdesi verdiniz. Ne oldu? Hep beraber sevindik. Müjde üstüne müjdeler geldi ve ardından zamlar üstüne bindi. Şimdi bir de ülkemizdeki doğalgaz depolarını dolduramadınız. Neden? Çünkü öngörü yok. Uzun vadeli anlaşmaları zamanında yapmadınız. 8-9 ay önce söyledik. Dedi ki anlaşmaları yapın. Anlaşma tarihleri geliyor. Yapmadınız. Öngörünüz olmadığı için şimdi bunun bedelini de vatandaşa ödetiyorsunuz. Peki buradan bir soru var. Yeni yılda zam yapacak mısınız? Madem asgari ücreti anlattınız, öyle dediniz, böyle dediniz, bu kadar alma gücü, işte peynir, domates vesaire, benzin, petrol dediniz, zam yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bir de şu yok mu ki, vatandaşın gözünün içine bakarak, fedakarlık yaptık diyorsunuz ya,
İşte bu akıl mantık dışı açıklama vatandaşımızda karşılık bulmuyor. Arkadaşlar, burada bir fedakarlık var. Burada fedakarlığı yapan bu milletin ta kendisidir. Çünkü bu bedellerle ancak fedakarlık yapılır. Siz bırakın fedakarlığı da, bir de akla ziyan açıklamalarla yanlışı, yanlışta neden savunduğunuzu çıkın anlatın. İsrafın merkezi saray, milletin porsiyonlarının küçültülmesini öneriyor. Enerji Bakanı çıkıyor, zaten kombisini yakamayan vatandaşımıza dalga geçer gibi kombiyi kısın diye akıl veriyor. AK Partili bir milletvekili gerekirse soğan ekmek yeriz diyor. Diğeri çıkıyor, domatesi taneyle eti gramla alırız diyor. Sizin politikanız bu mudur? Allah aşkına, asıl olan millettir. İktidarın görevi de vatandaşlarını rahat ettirmektir. Refahı ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Çocuklarımızı, torunlarımızı, geleceğimizi güvence altına almaktır. İktidar vatandaşın ekmeğini azaltmak değil, etini, aşını çoğaltmakla görevlidir. Çıkıp da AK Partili vekillerin veya yetkililerin bu konuda konuşmasının hangi akılla, hangi mantıkla alakası var? İnanılmaz bir olay. Peki sorunlara, bu sorunlara çözüm olarak AK Parti ne yapıyor? Arkadaşlar, bunlar anca zam yapıyor. Neden? Çünkü AKP yaparsa anca zam yapar. Bakın, müjde dediniz, zam oldu. Fedakarlık dediniz, zulüm oldu. Şimdi zamlarla ne oldu? Ekonomi uçmadı, faturalar uçtu, bedelini vatandaşımız ödedi. Ekonominin çöküşünün kitabını yazdınız, bedelini 83 milyon, 84 milyon vatandaşımız ödedi. Öngörünüz sıfır. Dolar kuru 2022'de 9.30 dediniz, 2023'te 9.80 dediniz. Ben buraya geldim, ne oldu bilmiyorum. Şimdi belki de 16'lara geldi, 15'i geçti. Yani kimler kazandı? Burada bu farklardan kimlerin kazandığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ama kaybedeni biliyoruz. Kaybeden milletimizin ta kendisi. Elektrik, doğalgaz 3 yılda 2'ye, ekmek, mutfak tipi 3'e katlanmış durumda. Bir avuç yandaşınız haricinde kimlerin geliri bu kadar arttı? Vatandaşlarımız sizlerin politikalarıyla yoksullaştı. Fileler boş, tencereler boş, cüzdanlar boş. Sanayiye %200'e varan enerji zamlarını yaptınız. Vatandaşımız bunun bedelini çarşıda, pazarda, markette hayat pahalılığıyla ödüyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır değerli arkadaşlar. Bakın, AK Parti'nin enerji politikaları orta ve uzun vadeli olmaktan, planlamadan uzak. Enerji politikalarınız ülkemiz ve vatandaşlarımızın çıkarları için asla değil. Resmen yalnızca yandaşlarınızın çıkarları için. Ve sizin enerji politikası dediğiniz şey, bağımlısı olduğunuz Rusya'ya daha bağımlı olmak mı acaba? Ayrıca Rusya mı sizin politikalarınızı belirtiyor? Nükleer santralle 12.35'te 15.85, 15 yıl boyunca bu bedeli vatandaş ödeyecek, sanayici ödeyecek. Nasıl bunun altından kalkacak? Arkadaşlar, temsiliyetçi, teslimiyetçi politikalarınızda İklim değişikliği yönetimi yok. Paris İklim Anlaşması kararlarına ilişkin bir eylem planı yok. Sıfır emisyon hedefi yok. Düşük karbon ekonomisi planı yok. Hep mış gibi var. Hep mış gibi. Ancak bir de yeşil dönüşümün adını koydunuz. Eylem, hedef olmadan yeşil dönüşüm olmaz, olamaz. Ne var? Dışa bağımlılık var. Fosil yakıtlara bağımlılık var. TEİAŞ'ı, BOTAŞ'ı ve eti madeni satma planı programları var. Kademeli tarife adı altında 150 kilovat saat diyerek olması gereken 230 kilovat saati vermeyerek zam kurnazlığı yapmak var. Bir de karanlık inadı var. Bakın, evlatlarımız gözleri çapaklı, kaygıyla okula gidiyor. Çalışanlarımız karanlıkta çıkıyor, karanlıkta evlerine dönüyor. Bu inattan bırakın ve bu uygulamaya son verin. Sayın milletvekilleri, gelin size iktidarımızda yapacağımız enerji politikalarının bir kısmını anlatalım. İşlemez hale gelen enerji faturalarını arttıran bu sürdürülemez sistemi restore edeceğiz. Paris İklim Anlaşması'na uyumlu düşük karbonlu enerji dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Elektrikli araç, pil ve batarya istasyonlarıyla
Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünü, elektrifikasyonunu tamamlayalım lütfen. Enerji yatırımlarının önünü kesmeden, arz güvenliğini sekteye uğratmadan iklim değişikliği odaklı politikaları geliştireceğiz. Fatih Bey'in dediği gibi kombiyi kıs diye akıl vermeden enerji verimliliğini en ön plana koyacağız. Enerji politikalarımızın odağında yenilenebilir olacak ve yerli ve yenilenebilir enerjiyi destekleyecek YEKDES projemizle bunu destekleyeceğiz. Türkiye'ye özgü yeşil mutabakatı biz yapacağız. Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınma stratejisini hazırlayacağız. Enerji kooperatifçiliğini yaygınlaştıracağız. Kendi enerjisini üreten evler, mahalleler, sanayi ve ticaret siteleri oluşturup teşvik edip destekleyeceğiz. Kısa vadede olacak hemen seçimin ardından faturaları düşürmek için KDV başta olmak üzere vergi yükünü azaltacağız. Karartılan faturalar şeffaf olacak. Karadeniz'de bulunan doğa... Teşekkür ediyoruz.